Biraz acele edelim. Çadır kuracak yer bulmamız lazım bak. Benler gelmem ya, dondum. Biz şelaleden yeni çıkıyoruz. Bilmiyorum, yabani hayvan durumu burada nasıl acaba? Ay aşkım! Merhabalar herkese. Bilin bakalım biz bugün nereye gidiyoruz? Nasıl gidiyoruz? Neyle gidiyoruz? Sarsala koyuna gideceğiz. Koy bize biraz uzak. Sarsala'ya otostopla gitmeyi düşünüyoruz. Bu geceyi muhtemelen orada geçirip ertesi gün Kleopatra Hamam koyuna doğru yürüyüp 3-4 gün orada kalmayı planlıyoruz. İsa daha önce orada minik bir kısa keşif yapmıştı. Çok güzel yürüyüş, yani kısa da olsa yürüyüş parkurları olduğunu söylüyor. Uzun süredir yürüyüş yapamıyorduk. Genelde kamp videolarıyla geçiyordu videomuz. Evet. Dolayısıyla oradaki yürüyüş yollarını da çok fazla övünce ben de şu anda çok büyük bir heyecanla yola çıktım. Bakalım nasıl geçecek? Bütün oradaki güzellikleri sizinle paylaşmayı düşünüyoruz. Fıtı 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 fıtı. Saat 4.30. 2 saat sonra güneş batacak. Yolumuz uzun. Evet. Dalaman'a doğru. Hadi. Dalaman'a doğru devam ediyoruz. Kaç vesaitle gideriz? Ya Dalaman'a muhtemelen iki vasıta ama Dalaman'dan sonra Sarsala biraz zor olacak gibi. Saat 5.30. İnşallah tesis açıktır. Su falan alırız. Biraz planlarımızın dışında gelişti. Normalde Sarsala'ya gidecektik. Çok geç kaldık. Yolumuzun üstünde bulunan Toparla şelalesine konaklamaya karar verdik. Tesise bakalım. Şu yiyeceğimizi içeceğimizi alalım. Galiba kapalı. Tesis hatta sezon kapandığı için komple kapalı gibi. Kimse yok. Baksana. Meydan bunlara kalmış. Sana güzel bir haberim var. Havalar kilitli. Evet, çok geç kaldık. Tamam oğlum, tamam. Tamam. Asıl yürüyüş rotaları burada, bu dağlardan. Göğüş Belen'e falan gidiş yolları var. Benim seni yürütmek istediğim rota buydu aslında. 6,5 kilometre. Biraz acele edelim. Çadır kuracak yer bulmamız lazım bak. Kış aylarına girdiğimiz bugün nerede? Eksi bilmem kaç. Yani Allah, halatı yakalayabilecek mi bilmiyorum şu anda İsa. Öne doğru atla. Benler gelmem ya, dondum. Aşkım dondum valla. Şu an o kadar karanlık ki biz şelaleden yeni çıkıyoruz. Şelaleye doyamadık. Aşkım çok karanlık. Bak çok karanlık. Işıkları kapatınca durum bu. Şimdi biz buraya çadır kuramadık. Çünkü çadır kurmak için bir alan bulamadık. O yüzden şu anda girişe doğru gidiyoruz çadır kurmak için. Çok cool görünüyorsun. Yeter mi bu kadar şelale?
Yeter, akşam oldu. Her yer zifiri karanlık. Akşam mı? Ama şuradan bir ay var. Ağaçların arkasından çok güzel görünüyor. Akşam mı oldu? Gece oldu, gece. Hadi hadi. Hadi gidelim. Daha çadır çok kuracağız. Çok karanlık. Ya inşallah böyle, bilmiyorum, yabani hayvan durumu burada nasıl acaba? Burada bir şey olmaz aşkım. Gerçi olmaz. Su kenarı belli olmaz da. Şey de... var mı sence burada, su yılanı falan? Zannetmiyorum ya, zaten sudan uzaklaştık. Evet ama şelale çok güzeldi. Ben biraz korktum su yılanı falan çıkar diye. Teşekkür ederim aşkım. Sayende girdim suya, yoksa giremezdim. Çok soğuktu. Dondum. Bırak. Suyu gördün direkt atladın. Sen hala gözlük mü var gözünde? Hakikaten ya. Ya aşkım ya. Ama aşkım sana bir şey söyleyeyim mi? Senin niye yaktın o zaman? Hiçbir şey fark etmiyor ki, zaten karanlık. Hadi bakalım. Karanlık basınca çadır kurmaktan çok hoşlanmıyorum, biliyorsun değil mi? Ay aşkım! O neydi? Senin kendi gölgendi. Aşkım hayır ya. Ya gölgendi, gölgen. Ya ödüm koptu. Emin misin? Aşkım ağacın aşkım, gölgesi. Aşkım çok karanlık. Gölgenden korktum ya. Hadi. Ay şu an var ya. Yemin ediyorum nabız 1500. Ben bir de sana korkunç görünüyorum değil mi? Aşkım çok gidelim. Kaç kilometre yürüyeceğiz? Bir çok değil. Ay çok korktum İsa. Benim şarjım bitti. Ay aşkım emin misin benim gölgem olduğuna? Vallahi bir şey var. Köpekler falan mıydı acaba? Yavrum gölgen bir şey yok. Ay var ya, nabzım şu an hala düzelmedi. Sen sana bir şey söyleyeyim mi? Hatta feneri kapat. Ay. Ya da bana tutma, yola feneri tut. Feneri hayatta kapatma. Tamam yola tut, yola. Ha tamam. Yola tut da yüzüme gelmesin, şu ay ışığını göreyim biraz ya. Aa, çok güzel. Baksanıza. Harika görünüyor. Hadi şimdi biz şimdi çadır alanına doğru gidiyoruz. Geliyorum ya, merak etme. Ben yanındayım. Tamam. İsa o neydi? İsa o neydi ya? Aşkım aslında o kadar da korkmuyorum ya. Alıştım. Ya gerçekten hani beklemediğim anda oldu ya, o yüzden. Evet, beklemediğin anda gölgen bir anda karşına çıktı, seni nasıl korkuttu? Ya. Aslında haklısın, o senin gölgen değildi. Dur, gölgeni göremiyorum. Görmüyor musun? Ben göreyim de kamerada çıkmıyor. Aslında o senin gölgen değildi. Sen kendi gölgenden korkacak kadın değilsin. Bu yürürken yolun kenarındaki ahşaplar var ya. Aha. Onun gölgesiydi. Sen ondan korktun. Sen ya kendi gölgenden korkmazsın ya. O kadar da korkak değilsin ya. Hayır aşkım. O kadar korkak olsam önde ne işim var mesela? Değil mi? Doğru yoldan gidiyoruzdur inşallah. Böyle ne yapalım işte, şelalenin başında insan çekirdek çıtırıyor. Evet, huzur, kafa dinliyorsun. Deryada meditasyon yapıyorum. Akşam yemeği vermedi bana, getirmemiş, su bile almamış. Olsun, şelale var. Korkunç olmuyorsun sen ya. Evet, sevimli oluyorum ya.
saatte erken biraz burada kafa dinleriz. Ondan sonra da uyuruz. Sabah da erken kalkarız. Tamam, çok güzel. Çekirdek yemiyor muyum? Evet, biz uyku tulumlarımıza girdik. Sabah 6'da kalkmaya niyet edip yatıyoruz. O zaman hadi uyuyalım. Şelale sesi eşliğinde uyuyalım bence de. İyi geceler aşkım.